Senin sesini açayım. Şuradan herhalde, şöyle. Tamam. Şimdi korelasyon anlatacağım. Korelasyon anlatmadan önce Fatih, şurada bir liste yönetimi bölümü var. Yani bazı korelasyonların sonuçlarını bir listeye atıp diğer korelasyonlarda o listedeki verilere göre o korelasyonlarla birleştirmek için lazım bu. Şimdi burada define liste geliyorsun. Tamam, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit liste var. List, reference map, expiring list, expiring reference map, multi value list, multi key list. Şimdi list, bildiğimiz liste bir sadece bir eleman alabiliyor. İşte 192, 168, 01 gibi. Tamam mı? Alıyorum. Diyorum ki gateway'ler. Tamam mı? Bana böyle bir liste lazım. Gateway'ler. Forever save. Şimdi bunu benim için oluşturdu. Gateway'ler. Görüyor musun burada? Tamam. Bir kolonluk ve devamlı bu listede duracak bir liste oluşturup içine bir de eleman ekledik. 192, 168, 01. İleride ben herhangi bir kuralda, ya benim gateway'im haricinde işte sorgu yapan bir client varsa bana haber ver gibi bir kural yazmak istediğimde gateway'lerin listesi burada olduğu için oradan seçip otomatik yapabilecek. Reference map dediğimiz ise hepsini tabii alt alta buradan şuradan şunu aşağı doğru çekeyim. Şöyle edit deyip, tamam mı? Buraya daha ne eklemek istiyorsan, hangilerini eklemek istiyorsan, 192 yani ne bileyim 10, 10, 01 bunu eklemek istiyorsun mesela, add item diyorsun, bunu da eklemiş oluyorsun. Tamam. Şimdi onun haricinde reference map'ler var burada. Reference map'lerde iki boyutlu. Şöyle add item dediğimde ortaya çıkacak. Mesela kullanıcı aktiviteleri diyorum, tamam mı? Aktiviteleri. Ben diyorum ki mesela Ertuğrul sadece 192, 168, 176 makinesini kullanabilir. Tamam mı? Ondan sonra mesela geliyorum bir tane daha diyorum ki Ayşe işte sallıyorum 192 168 23'ü kullanabilir. Ya böyle bir liste yapıyorum kendime. İleride herhangi bir logic'im olursa kullanmak üzere, anladın mı? Save etti bunu. Kullanıcı aktiviteleri olarak edit edebilirim istediğim zaman. Tamam mı? Expiring list var. Burada işte listeler otomatik olarak expire ediyor. Yani sistem create ederken tıklamadım mı? Sistem create ederken ben diyorum ki bu benim listemde 24 saat dursun. Dolayısıyla 24 saatlik liste diyorum. Ben herhangi bir şey eklediğimde bu listeye Ayşe diye, bu Ayşe bu listede 24 saat duracak. 24 saatin sonunda otomatik olarak Ayşe listeden silinecek. Anladın mı? Oradaki Ayşe'yi alması Hayır, alakası yok. Sıfırdan tanımlıyoruz zaten. Reference map ile bir ilişkisi yok. Bu da expiring reference map. Aynısı çift kolon. Hani tek kolonlu çift kolon şimdi. Yine 24 saatlik. Yani burada key value var aslında, anladın mı? Key var, value var. Add item diyorsun. Diyorsun ki mesela Ertuğrul işte atıyorum nmap exe. Hani Ertuğrul nmap exe
diye bir şey yaptım. Niye yaptığımı bile bilmiyorum şu anda. Yine 24 saat diyorum. Tamam mı? İstediğimi de diyebilirim. Yani save diyorum. Artık benim listemde Ertuğrul Ermebek'de 24 saat 24 saatlik key value listemde var. Bunu herhangi bir logikle istersem kullanırım, istersem kullanmam. Ama böyle listeler yapabiliyorum. Expire, evet. Burada multi value list var. Burada yani göstereyim hemen sana. Multi value. Burada bir key'e Ertuğrul'a işte bunu sonra gene Ertuğrul'a tek de yazabilirim bu arada. Yani şöyle yazabilirim. Ctrl C yapıp ile işte 192 168 1 34 yanlış yazdım. Yanlış mı yazdım? 34. Tamam mı? Böyle yazabilirim. Ya da teker teker Ertuğrul bir tane daha, Ertuğrul bir tane daha yazabilirim. Save dediğimde yani benim Ertuğrul için 5 tane olasılık var. 5'ini de buraya yazıyorum. Dolayısıyla bir sonraki kuralda diyorum ki arkadaş şeyse bu 5 olasılık tam biri değil ise şunu kapatalım, save diyelim. Beni uyar diyeceğim mesela. 5 olasılığı yazdım. Multi value geldi oraya. Bir de bunun tam tersi multi key list. Yani ben diyorum ki mesela multi key diyelim şimdi burada multi key. Ben diyorum ki mesela Ertuğrul tamam mı? 192 168 123'ten RDP 10 135'e ve ne dedim Ertuğrul RDP yaparsa dedim şunu buraya değil de bu key değil volley olacak. Mesela demin yazdım diğer neydi hatırlamıyorum bile. Bir tane daha yazalım 10 100 235. Şimdi ben ne istiyorum? Ertuğrul 193 68 100'den RDP yaparsa işte 102 45'e. Ne benim 3 tane key'im var artık. Benim için Ertuğrul 193.68 155'ten yaparsa sorun değil. Ben bir sonraki kural mesela yazacağım. Diyeceğim ki ya benim için sorun olan buydu veya benim takip etmek istediğim buydu. Anladın mı? Ben sadece Ertuğrul'u değil, Ertuğrul'la birlikte source account'u ve yaptığı işlemi de takip etmek istiyorum. Dolayısıyla 3 tane key var, bir tane volume var. Anlatabildim mi? Listeler bunlar. Şimdi